çok ıssız bir yere geldiğini zannettik. 1000 tane araba var. Güzel bir lokasyon. Ot gibi gidiyorum böyle iki büklüm. Yolumuza devam. Sanmıyorum ki bu kadar insan adada olsun. Çok güldü bu ne? Sanırım biz yanlış yerden geldik. Araba lastik izleri görüyoruz. Çok kıskanıyoruz. Keriz gibi yürüdük. Benim geldiğim yoldan gelmeyin. Evet, kayıttayız. Bugün Seferihisar'da, Doğan Bey'de, Bölme Adası'na gidiyorum. Daha önce hiç gitmedim. Yakındaki her yere gittim ama oraya gitmedim. Hemen yakınında Çifit Adası var. Şimdi onun biraz daha güneyinde Bölme Adası denilen bir yer var. Ufak bir kara parçası. Yani tabii yakından büyüktür. Resimlerde ufak gözüküyor. Bugün oraya gitmeyi planladım. Dedim motorumu atlayayım, yapıştırayım, gideyim. Sonra arkadaşım Deniz güzel bahçede oturuyor. Dedi gel beraber gidelim. Onun evine gideceğim. Motoru park edeceğim. Onun arabasına atlayacağız. Gideceğiz. Motorla gitmenin nasıl bir avantajı olurdu? %100 eminim. Orada epey bir önce adaya gidiş lokasyonu kapalıdır. Birileri bariyer, beton bir şey koymuştur. Yasaktır. Orayı tavanla yürüyeceğiz. Motorum olsaydı artık yolun boktanlığına falan bakmayıp yavaş yavaş girerdim. Koyun dibine kadar giderdim. Videoya motorda başladık. Moto vlog gibi başladık. Ama birazdan onun lokasyonunda olacağım. Evinden arabasıyla çıkacağız. Bu defa kamera elimde olacak. Şimdilik siteden çıkıyorum. Bildiğiniz üzere hemen otobana gireceğim. Çeşme otobana Güzelbahçe yönüne gideceğim. Bu kısımlar sıkıcı. Videoyu kapatıyorum. Güzel bir anda tekrar görüşmek üzere. Evet, otobanı bitirdim. Güzelbahçe'den çıktım. Böyle tarlaların arasından gidiliyor. Güzel bir lokasyon. Çok güzel bir sokak. İncecik. Her yer ağaç, tarla. Bayılıyorum böyle ortamlara. Buradan sonrasını hatırlamadım açıkçası. Heh, düzmüş. Evet, çok tadında bir motosiklet mesafesi oldu. Hemen böyle tak tak 10 dakika 15 dakika fazla gebermeden arabaya geçeceğiz şimdi. Müzik, klima. Oh! Sohbet ede bu motosikletin asosyalliğinden kurtulacağız. Yani motosiklet güzel, okey. Oo, bindik, gazladık. Özgürlük, öf falan ama abi tek başına deli gibi gidiyorsun işte. Bir de böyle kamerayı açıyorsun, konuşuyorsun. Tam deli işi. Tek başınasın, müzik yok, bir şey yok. Ot gibi gidiyorsun böyle iki büklüm. Evet, araba bok atıyoruz ama. Hop. Bak var ya, ben bu yokuştan çıktım mı direkt varıyorum aslında. Bana uzun yoldan tarif etti. Sandı ki ben buraya çıkamayacağım. Dostum desene, dik yokuş var, oradan çık. Bayağı tepe bir lokasyondayız. Sitenin de en daşşahlı evlerinden birinde yani eleman. Hem burayı görüyor. Mis gibi Güzelbahçe, Urla, Karaburun. Hem de sağ taraf arkayı görüyor Güzelbahçe'yi komple. Motovlog burada sona ermektedir. Otovlog olarak devam edeceğiz. Haydi bakalım. Yolda tekrar görüşürüz. YouTube'da telif diye bir şey var. Öyle müzikleri koyamayın. Koyuyorsa sen arada müzik, ne yapıyorsun? Nasıl oluyor? İşte onlar ünlü müzik falan değil yani. Telif hakkı istenmemiş müzikler olabiliyor. YouTube mu veriyor sen onları? YouTube diyor ki kardeşim başkasına şarkısı yalnız haberin olsun diyor. Buradan kazancını diyor. Şarkı yapana alırlar senden diyor. DJ'sin, şarkım var. Senin şarkını YouTube'da çalmaya başladılar diyor. İnsanlara diyor bunu çalmasına izin veriyor musun yoksa kazançları sana mı geçsin? Kazançları bana geçsin. Basıyor adam. Telif hakkı yiyor. Neyse amına koyayım. Gidiyoruz. Arabaya bindik. Deniz. Şimdi Bölme Adası'na gidiyoruz. Birkaç video izledim YouTube'dan. Gidenleri gördüm. Biz de deneyeceğiz. Bakalım nasıl gidiliyor. Haydi. Detayları paylaşırım. Evet, yolumuza devam. Şu anda güzel yerlerdeyiz. Buradaki koylar çok güzel.
10 dakikalık yolumuz kaldı. Evet, çok ıssız bir yere geldiğimizi zannettik. 1000 tane araba var. Sanıyoruz ki bir yer keşfedeceğiz, kimse bilmiyor. Abi arabayı koyamadık, gittik, geri dönüyoruz. Arabamızı koyacağız. Bayağı bildiğiniz felaket bir insan akını var yani herhalde. Nasıl bir yere gidiyorsak artık. Ama ben sanmıyorum ki bu kadar insan adada olsun. Bunlar şurada hemen yakındaki plajda bence. Biz adaya gideceğiz. Nasıl gidileceğini bilmiyoruz. Bakacağız artık. Evet, maceramız başladı. Yani böyle etrafta hendekler var. İnsan, araba, minibüs, otobüs, bisiklet gitmesin diye her şeyi yapmışlar abi. Sanki şeye gidiyoruz ya. Cehennemde partiye gidiyoruz yani. Yani denize girmeye gidiyoruz ya. Daha masum ne olabilir yani? Dünyanın bize sunduğu bir tane koy da denize gidiyoruz. Gideceğiz, masumca yüzeceğiz abi. Yasak. Bakalım. Burası da derya sitesiymiş. Rezil, rüsva bir yer. Amacımıza ulaşacağız lan. Şöyle oluyor da, korkan çok güldü buna. Evet, toprak yola girdik, gidiyoruz. Bakalım ne kadar gideceğiz? Sonuna kadar dayanabilecek miyiz? Bayağı upuzun bir yolumuz var. Yani ben evden çıkmadan bir video izledim. Bu kadar yürüyorlar mı ya? Yürüyüşümüz devam ediyor. Bir 10 dakika olmuştur herhalde, değil mi? Oldu mu 10 dakika? 10 dakika, 10 dakika oldu. Aa, tarif edeyim desem, birkaç tane gidiş var gibi zaten. Deneme yanılmayla çözüyorsunuz. Mevzu derya sitesinin kapısına kadar gelip arabayı uygun bir yere koymak. Sonrasında haritayı açın. Haritaya göre gidin. Aslında derya sitesiyle bölme adası çok alakasız birbirinden. Biri burada, biri dağın öbür arkasında ama gidilebilme ihtimali herhalde bir tek burası ki bu lokasyonu veriyor. Böyle ıssız koylar var. Ulaşımı yok. İşte teknesi, botu olan gelir, mis gibi kalır. Hatta konaklar bile. Böyle gidiyoruz. Kameraya da anlatıyorum. Evet, benim en sevmediğim hayvanı buldum. Canlıyı. Sinek. Yani 20 dakikadır yürüyorum abi. Sinek bizimle ya. Ense, kulak, burun, göz, kaş, saç, her yerimizde. Bak, kamerada, elimde. Bir tane takıldı peşimize. 20 dakikadır aynısı bizimle geliyor. Bayağı evini, barkını bıraktı. Abi sevmiyorum ya. Yani baksana, böyle bir rahatsızlık var mı yani? Hah, rahatladın mı lan? Anlattım onu da. Evet, buraya böyle bir yere geldik. Şu andan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Aslında bu yokuş çıkmanın vakti geldi artık Deniz. Bu mu? Evet. Bu yokuşu haritaya bakalım. Şuradan da olabilir. Bu yokuş çıkıyorduk sanki. Harita söylesin. Neredeyiz? İnternet bir tık geri gelmiş. Burada mis gibi kamp yapılır abi. Burada kamp yapılır yani gerçekten. Ama bu sinekle falan hiçbir şey yapılmaz abi. Abi şeyi göster. Ha, bak bakayım. Bu dağ tepe gibi geldi bana. Hangisi dağ tepe ya? Burası. Tamam, o zaman biraz daha gidelim. Orada alçalıyorsa. Şöyle bak sen de. Böyle zirve yapıp iniyor gibi. Evet, öyle yapmayalım. Bu dağ çık buradan gidiyor. Tamam. Burayı çıkmayacağız. Fazla dik. Aynen, biraz daha gidelim. Arabadan indiğimizden beri İsyan ediyoruz ya, diyoruz. Böyle güzel yer var. Neden yol kapalı? Neden arabamızla gidemiyoruz? Neden hendekler var? Yürürken düşünme fırsatımız oldu ve gerçekten hak verdik. Şimdi etrafta hiç çöp yok. Bir tane çöp yok. İzmarit yok, cam yok, bira yok, cips yok. Evet, pet şişe yok. Yani burası arabalara açık olsa zaten berbat bir yer olur. Bizim insanımıza böyle yasaklar getirilmesi mantıklı. Bunu yürürken düşündük. Başta düşünemedik ya, dedik ne alaka? Burayı harbiden yakarız biz yani. Burada yangın çıkar. Adam sigarayı puşt sallar. Ya da kirli bırakır. Kirli bırakır yani. Geldiği temizlikte asla bırakmaz. Yaptığımız en iyi işlerden biri. O yüzden yasak abi, yasak. Türklere her şey yasak. Adam olana kadar, bu öküzlük bitene kadar yasak. Nereden? Hadi ya. Yukarıdan mı? Bir yol vardı. Orası değil dedim ama. Orman çok güzel ya.
Abi şu çam ağaçları o kadar güzel ki, kamerada çok uzak gözüküyor geniş açıdan ama. Denizi gördük. Buradan deniz gözüktü. Hatta Chifit adasının bir kısmı gözüküyor. Ben buradan aşağı ineceğiz sandım. Değilmiş. Şurada bir çatal vardı. Bayağıdır yürüyoruz ya. Yani gelin görün diyeceğim de. Gelmeseniz mi acaba? Bayağı yürümeniz lazım. Burası değilse gideceğin yer. Değil eğer, abi. Alakası değilse, yok. Şuraya gideceksek. Evet, oraya gidiyoruz. İşte oradan. Doğru söylüyorsun. O tekrar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi koy. Bir tanesi adaya gidiyor. Let's go. Yola devam. Abi ordalara gidişler çok zor. İnişe başladık. Şuradan sonra sanırım ölme adası gözükecek yerde. Araba lastik izleri görüyoruz. Çok kıskanıyoruz. Acaba gittiğimiz yerde diyoruz araba mı dolu? Tek keriz biz miyiz? Umarım öyle olmaz. Ama şu koylara bir bakın. Başlıklar oluyor ya. Türkiye değil. İskoçya sanki. Nasıl lan o başlıklar? İskoçya değil, Türkiye. Tenerife olsa beğenirdin. Heh işte. Şey olsa, Mikanos olsa beğenirdim. Ezik başlıklar. Çok güzel, doğa çok güzel. Canım ilk defa tekne çekti ya. Tekne özgürlüğü bambaşka bir şeymiş yani. Baksana. Karınca gibi uğraşıyoruz bir yere gideceğiz diye. Su yoluyla gelmek çok güzel olurdu. Bayağı da yürüdük. Akşam da yürüyeceğiz şimdi. Allah'ım. Evet, sağdan mı soldan mı? Bakıyoruz. Soldan koyuyorum şu an tabii. Bırak. Şuraları da bir göstereyim size. Yol üzeri. Sağdan adaya geçmiş. Tamam, sağdan adaya geçmiş. Çifit dağ da çıktı ortaya. Evet, sağdan devam. Adaya doğru gidiyoruz. Evet, adaya geldik. Bayağı yürüdük. Ama ulaştık. Böyle bir ada. Rüzgar biraz sert. Ama ne yapıp edip bir drone çekimi yapacağım herhalde. Bu tarafta Chifit vardı. Burada bölme adası. Bunu unuttum. Keyif yapmaya az kaldı. Termosumuz var. Biraz yiyeceğimiz, biraz içeceğimiz var. Birazdan keyif başlıyor. Burada da sıcak sular var. Bayağı bir insan var. Ve burada araba gördük. Bizim morallerimiz çok bozuldu. Onu gördüğümüzden beri. Yani biz keriz gibi yürüdük. İki tane araba var burada. Gelmişler. Ama haritadan o yolları kestiremiyoruz yani. Adamlar takılıyor. Buraya teknesiyle gelen biri var. Başka bir tekne daha giriş yapıyor koya. Burada kaynak su var yani şuralardan. Su çıkıyor. Abi geldik. Yani biraz götüm gibi bir yerde kalacağız şimdi. Gölgemiz yok, bir şeyimiz yok. Ama denize gireriz biz burada. Arkaya dolanmayı deneriz. Bence burada da su sıcak abi. Taşların rengi. İçi geçmiş taşların. Deniz gözlüğümü takarım. Mükemmel yüzerim. İnsan da olmadığı için kameramı, drone'umu, çantamı rahatlıkla bırakabileceğim. Benim videosunu izlediğim şahıslar bu koya gitmişti. Biz direkt adaya geldik. Evet, adaya çıkamayacağımızı düşündüğümüz için adanın sol tarafında, koyun da sağ tarafında yere konumlandık. Küçük bir piknik olacak. Acıktık, susadık. Bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra da yüzeriz dedik. Herkese tekrardan selamlar. Evet, biz mekana geldik. Yürüdüğümüze değdi mi? Değdi. Yüzdük. Su fena değil, öyle çok çok soğuk değil. Seferihisar soğuğu yok. Koy burada. Araçlar da inmiş. İki tane araba var. Nasıl indiklerini çözmeye çalışacağız. Her yerde bir sıcak su kaynağı var. Adanın hemen baş kısmında, şu bu tarafında bir mağara var. O mağaranın içinde de ılık su zaten başlıyor. Onun dışında şuralarda da böyle yer yer sıcak suya denk geliyorsunuz. Hatta bir yerde bayağı sıcak su var. Ayağımı sokarken biraz şey oldu. Suyun içinde zaten sürekli böyle baloncuklar var. Böyle bir su kaynağı, bir şeyler oluyor buralarda belli. Artık nedir bilemiyorum. Burada pikniğimizi yapacağız. Denize girme işini yapalım. Güneş gitmeden, hasta olmadan, üşümeden denize girme işi çıksın dedik. Kurtardık kendimizi. Taş yerinden kalma hareketler. Terlik kurutuyor ama terliği parçaladı. Terliğin ömrü yarılandı. Amaç kurutmak.
Evet, şimdi tepe lokasyona çıktık. Az önce burada aşağıda yüzmüştük. Koy gene şurada kaldı. Her seferinde gösteriyorum. Burada adını bilmediğim farklı bir ada var. Aynı zaten çift gibi. Nasıl bir şeyse yani. Çift de bu tarafta. Adamız burada. Şimdi burada piknik yapacağız. Drone'u her şekilde kaldıracağım. Drone uçuş yapacağım. Burada bir sofra kurduk. Böyle salatalı, sağlıklı bir atıştırma yapacağız. Sonra rüzgar çok sert ama ben bir drone'u uçuracağım. Buraya gelmişken bu manzarayı çekmemek olmaz. Bir şeyler yapacağım. Aşırı riskli olmaz umarım. Bir drone çekimi yapabilirsem de görüntüleri hemen şimdi sizlerle paylaşacağım. Güneş batıyor. Üst pikniğimizi yaptık. Yedik, bir şeyler içtik. Artık güneş batıyor. Dönmemiz lazım arabaya. Yolumuz uzun. Sanırım biz yanlış yerden geldik. Benim izlediğim video, Derya sitesine geliyorsunuz, oraya arabayı park ediyorsunuz, yürüyorsunuz gibiydi ama yürümenin bu kadar uzun olduğunu o video pek anlatmıyor. Tahminimce çok benzer bir yoldan geliyorlar. Ama daha yakından yürüyerek gelen, hatta arabasını getiren var. Daha önce söylediğim gibi. Bu buraya nasıl gelir videosu tadında olmasın. Lütfen kendi yolunuzu kendiniz çizin. Benim geldiğim yoldan gelmeyin videosu olsun. Muazzam güzel bir yer. Bu manzarada pikniği tamamladık. Günü burada batırdık. Şimdilik hoşça kalın. Videoyu burada bitiriyorum. Bölme adasından. Herkese sevgiler, saygılar. Sağlıcakla kalın.